Ekonomiden memnun musunuz diye soruyoruz efendim. Vallahi hiç de memnun değilim. Neden efendim? Emeklere zam verdikleri lan hiç de bir faydası yok. Elektrik parasından çıkıyor. Verdiği para elektrik parasından gerisi geri alıyor. Bundan nasıl memnun olacak? Var, memnun olanlar var. Vardır. Onların vardır. Bizim yok mesela. Olan da var, olmayanın da var. Hayat. Şöyle diyorlar abi, yani insanlar şükür etmiyor diyorlar. Bize denk geliyor da burada her gün. Şükretmedikleri için yetmiyor diyorlar. Vallahi şükrettikleri azı çoğan bulamaz. Mutlaka yani azı bulan çoğu bulamaz. Çalışacak. Yetmiyorsa çalışacak. Ne için ben 60 yaşından sonra kağıt toplayıyorum. Kağıt mı topluyorsun? Evet. Gitti misin abi? Evet. Geçinebilmek için. Geçinebilmek için. SSK'dan emekliyim. Geçinebilmek için elektrik su param geliyor. Emekliler bu halde mi abi? Alan da var, almayan da var. Azalan var, çok alan var. Bir şey değiştirmek. Ha ne oluyor? Para veriyoruz, para veriyoruz. Kaç para veriyorlar? Verdik paraları ne oluyor? Ceren parası, su parası. Yetmiyor bile ona. Ben bu zam geldi dediler, 100 lira para gelmiş. Çok bir para mı? Yok. Var mı efendim yetkililere, iktidara bir mesajınız var mı sizin? Ya ne diyeyim? Ne bileyim, bir görüşünüz varsa hani sizin sesinizi duyuralım diye. Vallahi emeklilere bir şeyler tanısınlar yani. Emeklilere. Ha bir de şu var. Yazık, sokakta kalan insanlarımıza. O çok önemli. Geçen gün yağmurda, soğukta ben baktığımda gerçekten yani çok üzücü adamlar var. Bak burada geçen gün birisi yanmış bu şey yarıktı. Neydi istedi mi ne diyor. De o falan yazık. Olmayanlara şey yapsınlar yani. Adam bir yer bulsunlar. Peki abi son olarak şunu sorayım. Olası bir seçimde kim oy verirsin sen? Vallahi bilemiyorum onu. İllaki vardır gönlünüzde. Herhalde tabii herhalde var. Herhalde var. Söylemek mi istemiyorsun? İstemiyorum. Daha önceki seçimde kime verdin? Buna verdim. AK Parti'ye verdim. Evet ona verdim ama... Pişman mısınız? Pişmanım. Niye pişmansınız? Çok her şey pahalı yani. Yani kendi memleketimizi, kendi gariplerimize bakmıyorlar. Gidiyorlar elin garip zenginlere, şeylere bakıyorlar. Suriyelilere bakıyorlar. Bu Suriyelilerden ne öğreneceğiz biz? Biz varsak ondan kabul etmez bizi. Bu kadar. Oldu. Teşekkür ederiz. Bir... Nasıl abla? Emekliyen kartlarını alsınlar. Çok mağdur kaldık. Otobüs kartları mı? Evet. Kapalı hala şu an. Engelliler de. Ben engelliyim. Bak o da kapalı. Hep kapalı. Onlar bir alsınlar. Peki ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz abla? Erdoğan'a söyleyin de. Abi merhabalar. Nasılsınız efendim? Hiç iyi değilim. Niye abi? Hiç iyi değilim. Abi ekonomiyi konuşuyoruz. Ekonomiden memnun musunuz? Ben kaptanım. Kaptansınız. Antalya'ya geldim. Maalesef iş yok, aş yok, hiçbir şey yok. Şu an sokaklardayım. Birinin süvariyim. İş bulamadığın için mi abi sokaklardasın? Yani, Kardeşim benim cebimde 1 lira param yok ya. Ya gerçekten bu halde misiniz abi? Evet. Peki abi ne söylemek istersiniz buradan? Sizin sesinizi duyuralım yetkililere, iktidara. Ne söyleyeceğim iktidara ya? Onlar benim sesimi duymazlar. İktidarın da... Tamam. Videolarımız her gün 10 binlerce yurttaşa ulaşıyor. Eğer her izleyici kanalımıza abone olsaydı halkın sesini 100 binlere hatta milyonlara ulaştırabilirdik. Eğer siz abone ol butonuna basanlardansanız sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Memnun musunuz diye soruyoruz. Ben takip ediyorum sizi. Daha önce hatta siz burada bir röportaj yapmıştınız. Ben İngiltere'den geliyorum. Bir amca vardı burada ayağını falan gösteriyordu. Ben yardımcı olmak istedim. Yazmıştım bulamamıştım. Bulamamıştık hatırlarsanız. Evet, evet. Sonra da ulaştık yani, amcaya da. Biliyor musunuz yani? Yine hala şey yapabiliriz yani. Ulaştık bilgileri amca. Varsa. Teşekkür yani, ederim bu arada tekrar duyarlılığınız için. Rica ederim. Yani söyleyecek bir şey bilmiyorum. Oradan bakınca ben üzülüyorum buradaki insanlara. Yani ama suçu hep hükümete de bulmak istemiyorum. Bizim insanlarımızda da var fırsatçılık. Yani nasıl söyleyeyim? Zor zamanları değerlendirelim. Şu maskede bile neler yaptılar biliyorsunuz. Orada öyle bir şey yok yani. Devlet de, hükümet de orada halkına yeterli desteği vererek açgözlülüğün önüne çıkıyor, geçiyor. Yani insanları bu yollara teşvik etmiyor. Para borsanın önüne geçiyor bir nevi. Aynı şekilde. Ya aynen. Ne söyleyeyim? Yani sizin sorunuz varsa ben cevaplayayım ama. Peki orada durum nasıl? İngiltere'de? Orada şu an ben ödeniyorum mesela. Yani benim bütün masraflarımı, kiram, yardım almıyorum. Bu devletin bize sunmuş olduğu maaşların %80'ini ödüyorlar İngiltere'de. Hem eşim hem kendim. Pandemiden dolayı mı? Pandemiden dolayı. Yani kendi iş yerim var. Bütün personelimin maaşı ödeniyor %80 civarında. İsterdim burada da olsun aynı şekilde ama tabii olmuyor.
İBAN vermek gibi bir uygulama oldu. İBAN vermek evet biraz insanların görüş açısını açıkçası şey yaptı, bozdu hükümete karşı. Belki pozitif düşünenler de negatife döndü görüş olarak. Bilmiyorum yani hayırlısı olsun. Yani oradan gelen tamamı demeyeyim tabii ki de bazı vatandaşlar şimdi oradaki durumu da bize anlatıyor, soruyoruz. Yalan söylüyorlar. Yalan mı söylüyor? Avrupa'da yaşayan hiçbir Türk devlet ya hükümet tarafından mağdur edilmez. Orada sokakta yaşayan insanların da o kendi tercihi. Alkol bağımlılıkları oldukları için evlerini kiraya veriyorlar. Aldıkları kirayla sokakta yaşayıp içkilerini karşılıyorlar. Aynen öyle. Yani onların bile elinde iPhone telefon var. Abartmıyorum gerçekten. Çünkü bu bunların kendi tercihi. Orada sokakta yaşamak, fatura ödemek sevmiyor adamlar. Atıyorum ya da vergi vermek istemiyor. Bu giderlerden kısarak hayatını daha iyi geçirmek için atıyorum Tayland'a gidiyor ya da ucuz ülkelere gidiyor. Sokakta yaşıyor gene orada. Bir yerde de kalmıyor. Plajda yatıyor ya da İngiltere'de sokakta yatıyor. Çok fazla evsiz var orada ama bunlar %80 %90 kendi tercihi. Öyle yani. Demek ki orada hayat buradan bakıldığı gibi ve orada insanlar sokakta yaşıyor gibi dedikleri gibi değil yani. Daha farklı. Değil. Yurt Avrupa'da burada işte Avrupa'da hayat bitti, çok kötü diyenlerin hepsi yalan söylüyor. İstemiyorlar buradakiler oraya gitsin. Kendi akrabaları bile kendi düzenlerinin bozulacağından ya da onlara ayak bağı olacağından çekindikleri için istemiyorlar Türkiye'deki insanlar buraya gelsin, oraya gelsin. Öyle yani ama isterim ki burada da insanlarımıza sahip çıkılsın, yardım edilsin. Ama zor. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani pandeminin başında bile ben birçok aileye yardım ettim Türkiye'de. Ama herkese ulaşamıyorsunuz. Yani yapamıyorsunuz. Ve işin doğruluğunu teyit etmek biraz zor oluyor. Zor. Şuna kimse inanmasın. Bunu açıkça söylüyorum. Avrupa'da yaşayan hiçbir Türk sefil ya da mağdur değildir. Tamamen kendi yaptığı hatalardan dolayı kumar oynamıştır, alkol bağımlı olmuştur. O yüzden kötü olmuştur. Bu net ve kesindir. %100. Bunun garantisini de verebilirim yani. Ben 11 sene önce burada yaşıyordum. O zamanki durumumla ben bunları biliyordum böyle olacağını. Ben her zaman söylüyordum. Ben Avrupa'ya gitsem çok iyi yerlere geleceğimi düşünüyordum. Ki söylediğimin arkasında durabilirim. Bunu da her türlü ispatlayabilirim yani. Oradan gidenlerdensiniz yani. Orada doğmadınız. 11 sene oldu gideli. Ve hayatım %1000 belki değişti. Orada karşıma çıkan fırsatlar. Yani orada herkes, yani hükümet sen bir şey yapmak istediğin zaman destek oluyor. Teşvik veriyor yani. Arkanda duruyor. Şimdi bizim de orada mesela business rate dedikleri bir şey var. Gelir vergisi. Onu almıyor adam. Çünkü sen diyor iş yapamıyorsun. Yani iş yapmadığın şeyin parasını ben senden niye alayım? Eğer ev taksitin varsa onu donduruyor. Erteliyor faizsiz. Bunun gibi faiz şey. Yok yani. Yok. Kiranı düşürüyorlar mesela. Atıyorum 1500 lira kira veriyorsun. Ha şunu söyleyeyim. Ev fiyatları çok pahalı. Ben mesela 1+1 evde oturuyorum. Ya bu senin tercihin. 3+1'de de otursun. Ama minimum TL olarak söyleyeyim 20 bin liradan başlıyor. 1+1 evin kirası. O da var yani. Kazanmazsan onu da karşılayamazsın. Devlet de sana onu da söyleyeyim. Orada böyle bir evde oturduğun için o kirayı da sana karşılamaz. Sana verir. Gide otelde kal der sana. Otelin parasını öder. Ev yoksa yeterli seviyede. Ya da daha uygun bir evde oturursun. Onu karşılar devlet. Refah seviyesinin belli başlı şartları var. Tabii. Pahalı ya da ucuz evde oturmak senin tercihin. Gelirin varsa oturursun. O şekilde. Buradan var mı Türkiye'deki vatandaşlara tavsiyeleriniz ya da söylemek istediğiniz bir mesajınız falan? Söylemek istediğim yani burada insanlarımız birazcık da kendileri bazı şeylerin farkına varsınlar. Her şeyi hükümetten beklemesinler. Hükümet de tabii üzerine düşeni yapması gerekir. Ama fırsatçılık yapmayalım. Bir örnek vereceğim size. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Benim evimin önünde burada Işıklar'da oturuyorum ben. Bir tane amca var böyle sebze falan satıyor. Ben büyük marketler yerine ondan alışveriş yapmayı tercih ediyorum. O kazansın diye. Atıyorum 3 parça şey aldım. O zaman 6,5 TL dedi bana. 20 lira verdim üzerine almadım. Bir hafta sonra eşimle beraber oradan geçtik. Gel dedim gene amcadan bir şey alalım. Bu sefer bana 9 lira dedi. Çünkü eşim orada amca bu ne diye sordu. Bizim bilmediğimizi düşünerekten şey zannetti yani anlamıyor dedi. Ben gene parayı fazla verip üzerine almayacaktım. Halbuki kendi kendine yaptı yani. Anlıyor musunuz? Yani gencimizde de yaşlımızda da fırsatçılık var. Bu dolu durumları değerlendiriyoruz her türlü. Hoş bir şey değil. Ekonomiden memnunuz kardeşim. Memnunsunuz abi. Çok memnunuz. Yani neden efendim? Nasıl? Hani bakarsak çok çok memnunuz. Ha şu anda dünyada bir global bir sıkışıklık var. Dünya ekonomisi dardı ama. Pandemiden dolayı. Pandemiden dolayı malum sizin de bildiğiniz gibi. Ama genel olarak ekonomimiz güzel. Yolunda gidiyor. İhracat rakamları. Abi, eskiden yağ kuyrukları varmış. İşte şeker kuyrukları varmış. Vatandaşlar bunu söylüyor genelde ama bugün de mesela bir karar çıktı. Yağ PTT satacak bundan sonra. Ucuz yağ satacakmış. Yani yağ başını aldı gidiyor. Fiyatlar yükseliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi her sene ne oyundur nedir bilmiyorum ama her sene bir şeyler çıkıyor. Mesela geçen seçime doğru patates soğan kalktı. Evet kuyruklar oldu. Yani patates soğan diye hükümeti devirmeye kalkan insanlar oldu maalesef. Yağ kalkabilir. Yani bu global bir kriz olduğu için dünyada birçok şeyin fiyatları artıyor da olabilir, düşüyor da olabilir.
Bunu sadece Türkiye ekonomisine endekslemek bence çok yanlış. Bütün dünyada var diyorsunuz. Bütün dünyada vardır. Bütün dünyaların ekonomileri şu anda daralmadadır. Yani bunu ulusal basını da aslında kıyısından kulağından takip ettiğiniz zaman abi, mesela Almanya'dan örnek verebiliriz. Vatandaşlara, esnaflara birçok yardım edildiği gözüküyor. Burada 500 lirayla 1000 TL arasında 3 aylık bir yardım aldı vatandaşlar, olabilir, esnaflar. Onu da vermeyebilirdi de bence. Yani vermiyorum da diyebilirdi. Şükretmek lazım. Yani şükretmekten ziyade şu anda ekonomiyi sadece bizim 500 lirayla odaklamamız gerekmiyor kardeşim. Ekonomimizi ya da işte Türkiye ülkemizi bir Almanya ile kıyaslayabilmemiz için bizim önce Almanya kadar bir güçlü ekonomimizin olması lazım. Şöyle bir durum var, hani Almanya bizi kıskanıyor veya ne bileyim Avrupa bizi kıskanıyor, Avrupa gibi bizi kıskanıyor, argümanlar var. Ekonomimizi kıskanmıyor. Onlar ne bileyim işte bazı argümanlar dediğiniz gibi. Almanya bizim neyimizi kıskanabilir? Bizim birliğimizi kıskanabilir. Doğru. Bizim doğal güzelliğimizi kıskanabilir, bizim ülkemizi kıskanabilir, bizim toplumumuzu, ailemizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü kıskanabilir. Ama Almanya bizim ekonomimizi kıskanamaz. Öyle bir şeyi ben kabul etmiyorum. Ya, ekonomik olarak gerçekten zor süreç yaşıyoruz ama geçici olduğuna inanıyorum. Umarım atlatırız. Olası bir seçimde oyunuzun rengi ne olur? Oyumun rengi reis olur, başka kimse olmaz kardeşim. Neden efendim? Benim yaşım 48. Geçmişte birçok hükümetler gördük. İşte Demirel'inden Ecevit'ine, Ecevit'in Tansu Çiller'ine, hepsini gördük, hepsini biliyoruz. Şu anda en iyisi bu olduğu için reis diyoruz. En iyisi reis diyoruz. Şimdi denemedik abi, biliyorsunuz son 20 yıldır aşağı yukarı 19-18 yıldır AK Parti yönetiyor. Hı hı. Diğer partilerin liderini bilmiyoruz. Mesela Ali Babacan var, yeni bir parti kurdu. Veya Mansur Yavaş var CHP'den. Hı hı. Onlar Cumhurbaşkanlığına aday olsa ve seçilse sizce kötü mü yönetir? Bence kötü yönetirler. Bence kötü yönetirler. Ben şu andaki hükümetten çok memnunum. Devamını da diliyorum. İnşallah da devam ederiz.